Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün videomuzda da Trafo üçlü prizli sizlere onu anlatacağım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video çekeceğim, anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu siz biliyorsunuz audio diyafon santrali, gördüğünüz gibi. Bununla bir tane de Vico, bunun kapağının önüne koydum. Çünkü kabloyu sakladık. Santerden de sıkıntı yokmuş, kablolu yokmuş. Onun için arkadaşlar sakladık arkadaşlar. Kabloyu da sakladık. Şimdi bunlarla gelen de bilmiyorum ama böyle bir tane diyafon çubesi gelecekmiş. Buraya diyafon çubesi geldikten sonra arkadaşlar teklik tek başındakileri kat katlı evleri oluyor değil mi? Kat katlı evleri kapının oradaki peşinde bir tane kapı zilleri yapıyorlar değil mi? Tek başına evlerdekileri kapı zilleri yaptıkları içinleri olduğu için diyafon santralini buraya koydum. Şimdi diyafonlar gelmeyecekmiş. Diyafon çubemiz çağ gelmeyecekmiş arkadaşlar. Bu da şeylerler arkadaşlar. Giriş hoparlör, dış zil, daire giriş arkadaşlar. Dairenin önünden basıldığı zaman tek ses, iki sesle ötecektir. Aşağıdan ana basıldığında, giriş kapısından ana basıldığında şu çekimdeyle çalacak. Şimdi arkadaşlar 220 elektrik dikkat, ölüm tehlikelisi. Çünkü bu da bunu santralle 220 voltla çalışıyormuş. Olduğu için niş arkadaşlar olabilir. 220 voltla çalışıyor. Şimdi santralin 220 voltun birine üçlü prizi bağladım. Şimdi ben üstüne şimdi gece lambası takacağım arkadaşlar. Montajlı iki vidayla montajlı yaptık, iki ile vidayla. Kablomuzu, dolabımızı deldik. Dolabımızı deldikten sonra dolabın içinden gidiyor. Arkasına bir yere gidiyor, elektriğe gidiyor. Bir yerlere gidiyor arkadaşlar. Şimdi ben de geçen lambasını alayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok yorgunum. Çünkü ben de çok çalıştım. Çünkü bunu sistemi kurdum. Bunu sistemi kurdum. Şimdi buradan bir tane gece lamp, bir tane buradaki gece lambasını alalım. Deneyelim. Bakalım, inşallah sistemimiz çalışıyor. Gece lambası bende arkadaşlar. Kelebeğe takacağım. Taktım. Çalışıyor arkadaşlar. Adet elektrikten de çatallardan de çok uzakmış arkadaşlar. Bu da priz yokmuş. Bu prizi ilk daha kurdum arkadaşlar. Bu da elektrik olsun diye. Karşı tarafta da elektrik olsun diye. O da karşı tarafta elektrik olsun diye. Onu diyorum arkadaşlar. Şimdi karşı taraftan olsun diye diyorum, onu diyorum. Ne düşünürsem arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çateliler kapatıyorsunuz, açabiliyorsunuz arkadaşlar. Kullanışlı olmuştur, kolaymış. Şimdi arkadaşlar, bu da Vico yazıyor.
Vico yazıyor arkadaşlar. Ders yazıyor. Çünkü kablosunun ben çünkü altından geçinesini istedim. Ölü prizleri bakalım. Evet arkadaşlar, ölü prizleri güzel çalışıyor. Güzel prizlerle çalışabiliyor arkadaşlar. Fişten çektim. Üstündekini geçiyorum. Evet. Geçtim üstündekilerin. Çinleri çalışıyor arkadaşlar. Bu prizin enerjisini kesersen bunun santenin, odyon santenin söner çünkü. Birileri bağladım çünkü. Bu çalıştığında zanalarda bulu çalışsın diye. Diyafonlar gelecekmiş arkadaşlar. İki tane gelmeyecekmiş. Üç çubeler diyafonlar. Oraya karşıya gelecek. Tek başındaki roket katları için diyafon için takılanları buraya gelecekmiş. Ben onu sevgi kalemle ayarlayacağım. Bak burada yazıyor. Anketir cel blok diyor. Anketil diyor. İsmi Anteki'de bir tane de Odyon'un çubesi gelecekmiş. Diyafonlar gelecekmiş. Boya da arkadaşlar lamba gelecekmiş. Üçünü niye koydum? Böyle bir tane ben koç taştanla bir tane ben tahta alacağım arkadaşlar. Ben o tahtayı yapacağım biliyor musun? Bütün kablolarını ne yapacağım biliyorsun değil mi? Bütün kablolarının bütün tahtaların arkasından geçecekmiş. Bir tane daha bir ufak minicik bir kroşe takacağım. Tahtanın enerjisini 220'nin buradan vereceğiz. Enerjilerimizle lambamız bütün çalışacak. Çünkü biz de arkadaşlar tahta yelediğine sökeceğiz yine arkadaşlar. Lamba takarken yine. Atıp inliyorum ama arkadaşlar tahta geldiğimizde öyle kararları vereceğiz arkadaşlar. Tahta öyle geldikten sonra. Şimdi de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi tahta geldiğinde ne? Ben gece lambasının ben nasıl enerji takıyorum? Onunla birlikte bir enerjili alacağım arkadaşlar. Enerjilendiğimizde sistemimize çalışmaya başlayacaktır. Arkadaşlar ben bu prizin çok beğendim. Evet, şimdi eski yerlerden söktüm. Bu da silikonlar. Ben onu temizleyeceğim, çıkartacağım arkadaşlar. Bu yere bir tane ne? Şey arkadaşlar. Bir tane ne düşünsem arkadaşlar? Ne düşünsem arkadaşlar? Peki. Arkadaşlar ben şu an bir yerlerde KKS'den bir tane olarak içinde bilmiyorum ama ki tahta bakacağım. Kağıt bakacağım üstüne. Kağıtla katlayacağım arkadaşlar. Ben nasıl audio'nun eski duydukların sesli diyafonlarına nasıl kağıt katlanışsızsak onun gibi böyle gelecekmiş. Kağıt katlanıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu da diyafon santenine buradan kapatamıyoruz biliyor musunuz? Kablomuz buradan gördüğünüz gibi bir tanenle uzaktan kullandığısında buradan kapatabileceğiz. Bu da uzaktan kurandırı LED lambalı. Onu kablosunu kestik. Çünkü bir tane menünün yanına bir tane yeni trafo alacağım arkadaşlar. 15 volt 15 volt LED'imizde trafomuz var. Bir tane LED daha da trafomuzu alacağız. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben içinde görmüş olduğunuz gibi ben şimdi arkadaşlar ben şu an şimdi ben bunu bu şunu ben bir tane bir şeyler bir basayalım mı arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 6'lı prizi sökeceğim.
Arkadaşlar şimdi bugün de sizimize altta da pirinci sökelim. Çünkü altta da pirinçimiz lazım olacakmış. Şimdi bir tane ben Chunin Ninshin gördünüz mü? Prizi ben neden mantıladım arkadaşlar? Şükürlü birileri üçlü birileri tutsunlar diye. Onun için hemen bantladık onu. Arkadaşlar şimdi söküyoruz. Enerji aldığım yerlerden hemen sökmeye başlıyoruz. Arkadaşlar bak ne oldu ya? Fişi çıkmış. Acaba bunu enerji kesip öyle yapabiliriz sadece. Yanlışlıkla evin sigortasını attırır sonra elektrik çarpabilir. Şimdi elindeyim telefonumlar. Ben oraya koymam lazım. Telefonla ben tutarken bandı sökenem bir daha. Arkadaşlar dağdaklarım bir ağacık lazım biliyor musunuz değil mi? Dağdaklarım bir ağacık çok acıyor. Çok işlerim yaptım. Çok kakao bulur. Çünkü sistemi çünkü şeyinin tellerini açtığım için elektrikçilere bazen de dağdakları acıtıyormuş. Olduğu için arkadaşlar olabilir onu başka yere kuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da yeniden çok zor çıkacak. Şimdi çıkmıştır. Arkadaşlar bak birisi telefona gelmiş ama sakın o telefon kapanmasın ama o telefon kapanırsa çekimi bir daha yapamam. Haberin olsun bak arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane kanal yaptık. Arkadaşlar kanaldan da sökerim. Evet arkadaşlar. Bakalım. Prizi gördüğünüz gibi. Söktük görmüş olduğunuz gibi. Enerji alalım. Şu da enerjiyle. Burada da alacağız arkadaşlar. Prize sokuyorum. Takıyoruz. Geldi. Enerjimiz geldi arkadaşlar. Süper. Evet şimdi. Arkadaşlar ne yapacağız? Bunu sökmek için mecburen bunu şiller sıyacın kendin sökmek tobelerisi lazım. Arkadaşlar benim telefon şarjım kaçtı? 45 şarjım arkadaşlar. 15'e kadar geldiğinde yandığında sonra telefon 15 numara yandığında telefon ötmeye başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben o tobileri bazen bir yere saklıyorum ki. Şimdi arkadaşlar o prizin bunu nasıl sökeceğiz biliyor musun arkadaşlar? Bu da bir tane bir iki kısmı adam bunu
Adam bunun bidasını yapmışlar arkadaşlar. Şu prizi yaparlarken. Arkadaşlar bu prizi yaparlarken de bir tane bida yapmışlar. Arkadaşlar bak bu. Bunlarla bir daha düşmesin. Bu bundan haberin olsun baksana. Bu bidalar çok vazım olacakmış. Arkadaşlar havada uçak sesi birazcık görüntülendi. Şimdi çünkü Bakırköy'de bir Atatürk Havalimanı kapandı çünkü de be arkadaşlar. Yeni havaalanına taşındılar. Yeni havaalanını taşıdığı için artık uçak gelendi. Bu da geçmesini lazımmış. Uçak mecburen buradan geçecekmiş. Olduğu için. Şimdi evet arkadaşlar 16 video çekiyor. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi kimliğe söküyoruz. Arkadaşlar ben şu elektrik yokmuş. Şimdi bakayım koltuğumuzu. Elektrik yok tamam arkadaşlar. Elektrik yok olsaydı gelendi. Ben sana söyleyecektim ki yani enerjiyi kesecektim. Ondan sonra arkadaşlar siteni öyle sökendim. Ne telefon tutuyorum ne de bunu sökmeye çalışıyorum. Bir evet arkadaşlar korum ağladı biraz. Arkadaşlar Ağustos'a bugün şimdi 001'in 20'in gördüğünüz gibi 1 Ağustos'a girdik görmüş olduğunuz gibi Ağustos'un 1'indeyiz. Evet arkadaşlar bu faltadan sonra Tekirgay'a gideceğiz. Sonra yani bugün Temmuz'un 31'iydi. Temmuz'un 31'i geçmişti arkadaşlar. Şimdi hemen sökmeye başlıyoruz. Şimdi söktük. Evet arkadaşlar. Bu prizin. Şimdi. Arkadaşlar şimdi bunu gelen onun kablosunu keseceğiz gidenlerine. Onun için ona bir bakayım ne var içinde ne yok. Yeşil olan arkadaşlar gelen de toplak kablosuymuş. Ben arkadaşlar toplak kablosunu kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü genelde kabloyu kesmeniz gerekecektir. Bir yeri kesip gelende arkadaşlar bakayım dolapta da yerlerde. İnşallah ben de çeyrek kullanmayacağım arkadaşlar. Haberin olsun bak. Toplak kablosunu da kullanmayacağım genelde. Bakayım yerli aldı yoklu.
Arkadaşlar genelde bunu mecburen bunu arkadaşlar ilerlerde yaradır. Onun mecburen buradan enerji keseceğim. Ben dolabının arkasını çekmeyeceğim. Çünkü dolabının arkasında çünkü çekin gözüküyor. Resimde çünkü videoda YouTube istemez arkadaşlar. Mecburen kablosunu kesip YouTube istemez. Ne ben de istemem çekin yapmanını. Arkadaşlar söyleyeyim bak. Arkadaşlar binem ağrıyormuş. Söyleyeyim mi arkadaşlar? İnşallah prizimiz çalışacak da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakayım deneyelim bakayım. Navi KPEG prizin içine giriyormuş. Sarılı toplak kablosu geçiyormuş. Toplak kablosunu kullanmadığı için toplak kablosunu keseceğim. Arkadaşlar söyleyeyim bak, toplak kablosunu kestim mi? Şimdi göstereyim. Toplak kablosu buradaydı. Bak gördünüz mü? Toplak kablosunun sarı gözüküyor. Böyle anladım gördüğünüz gibi. Şimdi prizi ilk önce montajımızı geçelim. Bir telefonu bir yere koyuyorum. Şimdi evet arkadaşlar, bunu aparatını sökeceğim. Prizi öyle montaj edeceğim. Oros olsun gelenin fatlığından sonra baylan geliyor. Arkadaşlar bugün hava çok sıcaktı. Bugün çok terledim. Elektrikçilerle terlenişlerdir. Ay arkadaşlar nasıl sökeceğim arkadaşlar, ben çok terledim ya. Arkadaşlar çağızlı makap uçlarını bilmiyorum, bazısı kaybolmuş. Bakayım bu çağızlı makabın uçları neredeymiş, lağlıymış, yokluymuş. Evet arkadaşlar çağızlı makabın o şeyini söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar içine girmiyor. Gelendi. Yapmak lazım, yapmak lazım arkadaşlar. Mumsun işi sökmek için ne yapmanız lazımmış? Arkadaşlar ama kapuşumuz yok. Şimdi güçlü güçlü. Ben çağ içinde güçlü güçlü bunu bastıracağım. Denemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar 36'ya kadar çekebilir çünkü prizin nasıl çalışacağını göstereceğim.
Şimdi yeni gece lambası kullanacağım yine arkadaşlar. Gece lambası lazım olacak. Arkadaşlar sen biliyorsun, siz de biliyorsunuz. Vazım oluyor gece lambası. Evet. Arkadaşlar içine söktük. Aparatı içi kıskı böyle. Arkadaşlar siz kanınadan ilk önce görünleyin siz. Arkadaşlar bir yeri motor etkiliyorum. İnşallah arkadaşlar. Dadaklarım inşallah acımaz arkadaşlar. Ben şu an priz motor ediyorum. Arkadaşlar inşallah evinin inşallah sigortasını attırmaz arkadaşlar. Bilmiyorum. Çalışacağımızı takacağımız aralarda arkadaşlar bakacağız inşallah. Prizim aparatını ilk motor ediyorum arkadaşlar. Dört tane kullanmayacağım. Dört tane sökmek çok yoruyor insanı. Bir tane daha. Bu son kullanacağım prizi. Montaja ettireceğim arkadaşlar. Ondan sonra montajımız gibi bitmiş oluyor. Bursunu vidayı takıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bitiyor. Aparatını göstereceğim. Evet arkadaşlar, daha başka kullanmıyoruz artık. Bu dolabı çekil öyle anlatayım. Santeliler. Neydi bu? Neşeler. Şimdi enerjimiz yokça. Bu da arkadaşlar. Prizli bu da. Boyalı lambalar gelecekmiş. Lambalar için kullanacağız. Bak. Bu da bir kıskı böyle. Bir iki böyleler. Prizi tutacak. Şimdi arkadaşlar. Bunu ilk önce arkadaşlar yapacağız biliyor musun? Yeniden kesip çünkü arkadaşlar bunun şartlarını sonuna keseceğim delikten geçinen sonuna. Yeniden kesiyoruz. Yine toplak kabusun geçecek yani ama toplak kabusunu mecburen kullanmadığı için toplak kabusunu mecburen keseceğim arkadaşlar. Toplak kabusu sıralı geçiyormuş. Sıralıyı kesiyorum. Ben çünkü toplak kabusunu kullanmayacağım olduğu için toplak kabusu şu. Kıskın kestik. Şimdi bunu açışın arkadaşlar. Ben şu an şimdi ben elektriğini açmaya gideceğim. Prizi motor etmeye gidiyorum. Gittim arkadaşlar.
Bir tane boşluk kablosu var ama arkadaşlar. Onun bir tanesinin dağını keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakacağız inşallah, çalışmak durumları bilmiyorum arkadaşlar, çalışmıyor diye bakacağız. İnşallah çalışırsam ben artık sevineceğim arkadaşlar. İnşallah delikten de geçer arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi size göstereyim. Prizden elektrikten giren çıkıyor. Delikten yaptık görmüş olduğunuz gibi. Prizlerden prizlerin montajı yaptık. Montajımızı hazırladık görmüş olduğunuz gibi. İlk önce kabloyu keseceğim. Makas neredeydi arkadaşlar? Arkadaşlar enerji kestik. Oldu inşallah. Bakacağım arkadaşlar. Çünkü biz de diyelim ki Allah'a ne diyoruz biliyorsun değil mi? Allah korusun diyoruz. Elektrik çarparsa öldürüyormuş bazen insanlar arkadaşlar. Şunu ilk önce elektrik bandını kapatacağız ilk önce. Arkadaşlar elektrik bandını zaten kapatmamız gerekecek, siz biliyorsunuz değil mi? Çünkü o prizlerle alakalı, çünkü 220 voltla çalışacakmış arkadaşlar. Onun için kabloyu büteceğim. Bir tane daha da kablo bağlayacağım. İlk önce denemesini geçeceğim. Ama ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. Çalışmak prensesini anlatacağım. Evet, şimdi prizden gelen kabloyu bağlıyorum. Arkadaşlar oteller bazen eline batabiliyor. Bazen otellerle bazen arkadaşlar biliyorsunuz bunlarla bazen bu tellerle bazen çok tehlikeli şeyler arkadaşlar. Dursunlar kalsın diye. Mesela arkadaşlar kabloyu büttük. Deneyecek bunları. Şimdi ben o yere gidiyorum. Enerji almaya gidiyorum. Ben gece lambasını takacağım. Deneyeceğim.
enerji girdi. Şimdi gece lambası neredeydi arkadaşlar? İnşallah priz çalışmıştır. Ben şu an gece lambasını değdireceğim prizi. İlk önce değdireceğim. Yanacaktı, çalışacaktı. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben hiç gece lambasını bulacağım arkadaşlar. Genelde onun için ne? Arkadaşlar priz burada kaldı işini. Evet arkadaşlar. Bunu ilk önce... Arkadaşlar bir de kalmış ya. Arkadaşlar enerji yeniden kesmeye gidiyorum. Cıvıtırın üstünlerine bazen dokunduğunu elektrik çarpabiliyor. Hemen cıvıtıyı anlamanız lazım. Yeni enerji almaya gideceğim. Lamba ile denerimizi. Şimdi enerjiyi aldım arkadaşlar. Şimdi bu gece lambasını söküyorum. İlk önce böyleler. Böyle. İlk önce böyleler. Üçüncü. Bu da çalışıyor. Bu da çalışıyor. Tamam. Yutmuşum şeyler. Arkadaşlar tamam. Çalışıyor. Artık bunu enerji alıyoruz. Kesiyoruz. Artık çalışıyor. Enerjiyi kesiyor. Kesmeniz lazım. Bir tane elektrik bandımız var. Şimdi o elektrik bandını da salacağım eden. Yapsam. Ne zaman salacağım bakalım. Arkadaşlar ben çarçındı. Çok uzun videomuz olmuştur. Annemle bazen kıza bir telefon dolmuştur. Yanlıştı telefon. Ekranı ne olmuş biliyorsun değil mi arkadaşlar? Ekran ısını çünkü bugün Aydi Devleti'nin videosunun çünkü kanalımıza çok çektik. Priz nasıl bağlanın onu anlattık. Priz de çalışıyor. Toplaklanakla yapmadan önce de çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar prizimiz ile gördüğünüz gibi montajımızı ettik görmüş olduğunuz gibi. Siz biliyorsunuz değil mi? Bahçeşehir Esenkent Aydi Elektrik yazın. Kanalımıza abone ol beğen tuşuna basacaksınız. Arkadaşlar sizimizi çok seviyoruz. Yorum yazın kendinize iyi bak. Bay bay.